Oha diyorum kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Sıla. Bu videoda inanmakta güçlük çekeceğiniz birbirinden tuhaf fotoğraflı bilgileri bir araya getirdik. Amerika Birleşik Devletleri'nin Texas eyaletinde her yıl Çıngıraklı Yılan Festivali düzenleniyor. Bunun için doğadan binlerce çıngıraklı yılan toplanıyor. Festivalde yılanlarla yapılan pek çok gösteri izlemek mümkün. Ana yemek de tabii ki çıngıraklı yılan. Hatta en çok kim yılan yiyecek yarışması bile yapılıyor. Buysa festivalin güzellik kraliçesi. Teksaslılar binlerce yılanın öldürüldüğü festivalin yılan sayısını kontrol altında tuttuğu için faydalı olduğu görüşünde. Bu gördüğünüz Hindistan ordusuna giriş sınavı. Sınavda kopya çekilmesini engellemek için adaylar iç çamaşırlarına kadar soyunuyor. Amerika'da bir şirket köpeklere özel müzik albümleri çıkarıyor. Firmaya göre şarkıları dinleyen köpekler kendilerini mutlu hissediyormuş. Sırada dünyanın en ilginç ve belki de en tehlikeli dövüş sporlarından biri var. Dörder kişiden oluşan iki takım ringe çıkıyor. Karşılaşma başladığında dövüşçüler kelimenin tam anlamıyla birbirlerine giriyorlar. Bu sporda bir kişiye iki hatta üç kişi saldırması bile serbest. Hayatında değişiklik isteyen bu adam ıstakoz şeklinde bir motosiklet yapmış. El yapımı ıstakoz kabuğu için 6000 dolar harcamış. Amerika'da bir firma isteyenlere gerçek savaş uçaklarıyla uçma fırsatı veriyor. Üstelik uçuş esnasında savaş ortamı da simüle ediliyor. Böylece uçuşa katılanlar bu uçaklarla savaşmanın nasıl olduğunu bizzat yaşayarak öğreniyorlar. Bu ilginç deneyim için yaklaşık 5000 lira ödüyorsunuz. Sıradaki ilginç aktivitede ise çelik bir kafesin içinde denize dalıp büyük beyaz köpek balıklarını görebiliyorsunuz. Bu olağanüstü deneyimin maliyeti yaklaşık 10 bin lira. Bu insanların sörf yaptığı yer kuzey kutbuna çok yakın bir nokta. Sıfır derecenin altında sörf yapabilmek için buraya geliyorlar. Hava çok soğuk olduğundan donmamak için özel kıyafetler giyiyorlar. Bu kedi barınağının özelliği suyun üstünde olması. Yüzlerce kedinin yaşadığı barınak Amsterdam'daki su kanallarından birinde kurulmuş. Almanya'nın Stuttgart kentindeki bu otelde her şey arabalarla ilgili. Odalardaki yataklar bile otomobil şeklinde. Otelin her köşesinde arabalara dair bir şeyler görmek mümkün. Araba tutkunlarına hizmet veren otel oldukça rağbet görüyor. Burası Bangkok yakınlarındaki ejderha tapınağı. Adını nereden aldığı ilk bakışta anlaşılıyor. 17 katlı pembe tapınağı saran dev ejderha gerçekten de etkileyici bir görüntü oluşturuyor. Sırada Tayland'da ölü halde bulunan enteresan bir yaratık var. İnsanlar bunun ne olduğunu bir türlü anlayamamış. Çünkü gövdesi bufalo şeklinde, kafasıysa timsaha benziyor. Görenleri şaşkına çeviren bu şeyin kuyruğu da var. Uzmanlara göre bu yaratık öldükten sonra bedeni deforme olmuş bir büyükbaş hayvan. Daha önce insan kütüphanesi diye bir şey duydunuz mu? Bu kütüphanede kitaplar yerine insanlar var. Danimarka'da başlayan proje birçok ülkeye yayıldı. İnsan kütüphanesinde bilgileri kitap yerine bizzat bir insandan öğreniyorsunuz. Konuştuğunuz kişi bir eczacı, bir vegan veya bir Hint fakiri olabiliyor. Burası Peru'daki kaynayan nehir. Bu nehrin suyu o kadar sıcak ki içine düşen hayvanlar haşlanıyor. Yıllardır varlığından söz ediliyordu ancak nerede olduğu tam olarak bilinmiyordu. Genç bir kaşif yakın zaman önce bu ilginç nehrin tam yerini keşfetti. Sıra video önerisinde. Geçtiğimiz günlerde teyzeler stüdyomuza konuk oldu ve ilk kez sushi yediler. Bu eğlenceli videoyu izlemek için lütfen tam şurayı tıklayın. En yakın zamanda görüşmek üzere. Hoşçakalın.